Arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız bakın? İyi misiniz? Ben neredeyim biliyor musunuz? Benim kız dedi ki, anne hep ben geliyorum senin eve. O şehirde oturuyor. Diyor sen gel, benim koğuşlarım gelecek, arkadaşlarımız gelecek. Hem beni yardım etti, hem bir uhunetin atıyor, gari yani yorgunluğun geçsin dedi. Ben de bugün kızımın evine gelmedim akşamüstü arkadaşlar. Hatta bir kurabiye verdim. Fırını koyduk. Anne kurabiyesi. Fırında diyordum ben de. Ondan ceyran fırını arkadaşlar. Bir de mayalı poğaça. O da çok güzel oldu. Söyleme sayıp. Ondan şimdi onu ediveriyor. Arkadaşlar ne kattım bunun içine? Tarif veren ben size. 2 su bardağı ılık süt. Mayaya suyun içine şekerle 2 kaşık şeker bir tut birazcık tuz mayaya katıyoruz geliyor ondan sonra içine onu da katıveriyoruz şeydi yumurtanın akını katıyorum hepsini bir karıştırıyorsun arkadaşlar iyice karıştırıyorsun 2 su bardağı da 1,5 su bardağı da yağ katıveriyor ondan sonra karıştırdım ben bunu zaten şimdi alabildiğince un katacağız. Arkadaşlar, yarın misafirler geliyormuş, o da yapacak. Ben de bu bildiklerimi de veren dedim. Şimdi bunun ölçümü yok benim. Alabildiğince katıyorum arkadaşlar. Ha, geliverdim, gari arabaya bindim, geldim. Ne yapan? Evlat olunca kız evladım benim bu. İnsan kıymıyor. Çocuğundan bir zor oluyor, o da doğmuyor biliyor musun arkadaşlar? Yarın öğlen gelecekler. Ne yapalım? Sağlık olsun. Çocuğumu bir de buraya yardımı gelmedim gari. Onlar şehirde oturuyorlar. Alabildiğince un. Hiç ölçüsü yok arkadaşlar. 2 su bardağı süt ılık olacak. 1,5 su bardağı yağ verecek. Ondan sonra mayanın içine ılık su, şeker, birazcık tuz. Yumurtanın akı. Bununla arkadaşlar karıştırıyorsun, karıştırıyorsun. En sonda şeyi kat veriyorsun. Onuna alabildiğince un katıyorsun arkadaşlar. Bu geliyor. Mesela 1 saat, 2 saat ne kadar geliyse geldikten sonra ister boşuna ediyorsun bunun arkadaşlar. İstersen dolusuna içine patatesle et, lorlu et, peynirli et. Nasıl edersen et. Pastane poğaçası gibi oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bunu köyde köy fırınında diyor. Ceyran fırını ama bu ne yapacağım? Şimdi ceyran fırını koyacağız. Bunlar nerede bulacağım? Odun ateşine. Buğdu dedi. Bir dese de ediveri geliydim evde. Bir de dedim onu yük etmeyen yanımda hem bunu böyle yoğuruyoruz arkadaşlar çok güzel oluyor yalnız öyle bir güzel oluyor öyle bir kabarıyor bu ettikten sonra yapınca ben size fotoğraflarını atıverem kurabiyem de çok güzel oluyor onları da atıverin onların tarifini de onları ederken çekmedik arkadaşlar onları ederken çekmedik bak hamurumuz toparlanmaya başladı. Anneler olunca, çocukların yakın olunca ölüyor. Kızım Malatya'da otururken hiç et yemiş bir şeylere mesela bir şey yesem, canı istediği bir şey yesem hiç söylemezdim arkadaşlar. Çocuğumun oğlan canı ister diye. Kargo gönderirdik buradan. Her şey bulunmuyor yine oğlanda. Kargo gönderirdik. Kargo olan varınca kadar zaman alırdı. Bir şey yediğimiz bir şey söylemezdik. Can ister tamah eder diye. Allah'ım şükürler olsun ki geldiler. Benim can parçalarım geldi. Ondan gel dediği zaman iki elim gandos bile koştur koştur gidiyorsun arkadaşlar. O da geliyor. Ben de geliyorum. Neden? Çocuğumun hasretliği zor olduğu. Çok üzüldüm. Çok ağladım. Tek sağlıkları yerinde olsun. Bir gün arkadaşlar Malatya'ya gittim ben. Çocuğuna bebek 9 günlük 10 günlük aldı gitti doğunca. Hep kendi büyüttü çocuğuna gurbette.
Onları kendi kırpladı, kendi büyüttü. Becerikli değil maşallah kendisi. Ondan sonra neyse sonra yanına gittim galiba. Çok göreceğim geldi. Ne kadar kaldım? Bir ay kaldım. Bir ay kaldım. Ondan sonra dönüşte arkadaşlar bir zor oldu, bir zor oldu. Rüyamda araba, beyaz bir arabayla evin önüne geldiler. Anne biz geldik dediler rüyamda. Biz buraya göçtük dediler. Kızım nasıl olur, nasıl gelirsiniz? Bir uyandım rüya arkadaşlar. Allah hayır getirsin dedim. Nasıl dedim. Kızımı dedim, dedim kızım dedim. Sizi gelmiş gördüm ben dedi. Kızım. Anne nasıl geleceğiz? Böyle bir şey mümkünat mı? Rüya bu dedi. Ben ondan sonra arkadaşlar bir rüya daha gördüm. Bu madenciler, baretli, böyle baretleri takmışlar. Yerin altından bulanık karı su fışkırıyor. Her tarafa bakıyorum su, her taraf karı su. Ama mademciler soruyor bu su nereden çıkıyor, hiç konuşmuyorlar. Yüzleri üzgün, yere bakıyorlar. Oraya bakıyorum bir anda her taraf mezarlık oldu arkadaşlar. Ben de çocuğumun mezarını arıyormuşum, kızımın. Allah'ım beni göster mezarını, Allah'ım beni göster mezarını diye. Bir oraya koşuyorum arkadaşlar, bir oraya koşuyorum. Bir oraya mezarını bulamadım. Bir uyandım, rüyamış. Kalktım hemen Allah'ım şükür namazı kıldım, dualardım, üstten üfledim, okudum. Allah hayır getirsin dedim. Bir haftaya varmadı arkadaşlar deprem oldu. Öyle bir kuvvetli deprem oldu ki o baretli madenciler, o da insanları kurtardı. Yerin altından deprem oldu. O mezarla çocuğumun mezarını bulamadım, çocuğum kurtuldu. Ben aynısını gördüm arkadaşlar. Nasıl bir andın, nasıl bir andın hiç unutmam. Böyle çıkı çıkı veriyor rüyalar. Hani demek istemiyorum da çıkıyor. Allah'ım şükürler olsun. Ondan buraya geldiler. Allah dualarımı kabul etti. Her dileklerimizi kabul etti. Allah'ıma yatıyorum kalkıyorum şükür namazları kılıyorum arkadaşlar ben. Bu arada şeyimizde mayalı poğaçamızın da hamuru bakın arkadaşlar. Buraya gelecek mesela bir saate, iki saate ne kadar dururuz? Yarım saat dolu ama bir güzel oluyor arkadaşlar bu. Bir güzel oluyor. Ben size olduğu zaman yaptığım zaman göstereceğim. Hadi hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Beni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz abone olursanız ben de sizi öyle görebileceğim. Değil mi arkadaşlar? Hadi öpüyorum size. Kucak dolu sevgiler.